Merak desem merak da değil çünkü farklı farklı kişi. Çok kendimi sağlıklı hissettiğim bir dönemde zuhur etti. Meme siyahı yani meme kanseriyle tanıştım. Normalde iş yerinden çıktım. Dedim ki bir 10 dakika kontrol gidiyorum, geleceğim. Fakat dönüşü biraz uzun oldu. Sonra lenflerde de olduğu tespit edildi ve 3. derece dendi. İlk öğrendiğim aşamada yıkıldım mı? Hayır, yıkılmadım. Önce bir şaşırdım. Dedim ki hani kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Neden böyle bir şey oldu? Evet, bu bana geldi fakat bunun bir geliş sebebi var. O yüzden de hep bunu söylüyorum tanıdıklarıma, çevreme de. Misafir olarak geldi, hoş geldi. Evet, seni kabul ediyorum ama lütfen misafirliğin kısa sürsün. Çok da kalıcı olma diye konuştum kendisiyle. Sonrasında ameliyatımızı olduk. Ameliyat 8 kürümüzü aldık. Bu arada tabii saçlarımız, kirpiklerimiz, kaşlarımız, her şeyimiz döküldü. Vücudumuzda fiziksel olarak değişiklikler oldu. Fakat bunları da hiçbir zaman dert etmedim. Bunu tam tersi hayatın başka bir yönü olarak baktım ve bunu nasıl eğlenceli hale çevirebilirim dedim. Orada evet peruk takmam gerekiyordu. Önce saçlarımı kazıttım, kısalttım. Aa, bu halimle nasıl oluyorum dedim. Onu kendimi öyle kabullendim. Renkli renkli peruklar aldım. Kısalı, uzunlu. Hayatın farklı yönlerini göreyim dedim. Dolayısıyla orada bir iyileşme süreci içerisinde hep pozitif şeyler aradım ve buldum, çıkardım. Çiçeklerim oldu. Çiçeklerle terapi yapmaya başladım. Ve onlarla konuşmaya başladım. Onlar benimle konuşmaya başladılar. Onlardaki o yaşam enerjisini gördüğüm zaman evet dedim. Nasıl ki onlar önce soluyorlar. Besledikçe, su verdikçe, ilgi gösterdikçe tekrar ayağa kalkıyorlar. Küçücük bir filizden koskocaman bir yeri geliyor ağaca dönüyorlar. Bunları görebilmek, farkında olabilmek, işte o an dedim ki farkındalık denen şey bu. Sonrasında bunu da başka insanlara aktarmak istiyorum diye kendime ilke edindim. Bir yılda tamamladığımız bir şeyimiz vardı, tedavimiz vardı. Tedavimizi de bitirdik. Her şey yolunda gidiyor. Fakat tedavinin tam da bittiği anda oh diyeceğim noktada beynime metastaz yaptı. Beynime metastaz yapınca konuşma mekanizmam kilitlendi. Sonrasında işte bütün vücut fonksiyonları kapandı ve bir şekilde tekrar kendimi 9 Eylül'de buldum. Ameliyata girdim. Ameliyattan da başarıyla çok şükür çıktık. Çıktığımda şu çok güzeldi. Herkesi sevindiren nokta oydu. Çünkü ne bulacaklarını kimse bilmiyordu. Tık çıkmadan bekliyorlar ve ben şunu söyledim. Herkes iyi mi? Yani orada büyük bir rahatlama, büyük bir oh çok şükür dediklerini hatırlıyorum. Ve kimi gözyaşlarına boğuldu. Hani o bambaşka, yani hayata geri dönüştü o. İnsanların mutlaka kendilerini meşgul edecek bir şeyleri olması gerekiyor. Kendilerinin üretken olduklarını hiçbir zaman unutmamaları gerekiyor. Bunun başınıza gelmiş olması tekrar o hücrelerinizin yenilenmeyeceği anlamına gelmiyor. Durum her ne olursa olsun siz önce iyileşme fikrini beyninizde, zihninizde başlatmanız gerekiyor. Ben bunu yeneceğim. Ben bunu yenebilirim. Ben daha kuvvetliyim. Dolayısıyla o gücü kendinizde hissettiğiniz zaman, varlığını kabul ettiğiniz zaman evet siz onu yeniyorsunuz. Yaşamım boyunca hep kişisel gelişim kitaplarına bir düşkünlüğüm vardı. İçlerinden mutlaka bir kelime, bir cümle alır hep bir kenarıya koyardım. Bunu da hayatımın belirli dönemlerinde kullanırdım. Nitekim bu benim bu yaşadığım süreç içerisinde, bu iki yıllık tedavi sürecinde bana en büyük desteği verdi. Motivasyonumu onlar sayesinde sağladım ve bunu da insanlarla paylaşmaya yöneldim. Bana dışarıdan bakan birisi, başıma bu olayların geldiğini bilen birisi dünyası alt üst olmuş der. Ama hayır, ben diyorum ki altı üstünden daha güzelmiş. Şu an geldiğimiz bu noktada inanın şu yaşadıklarım evet altı çok güzel.